Herkese mutlu akşamlar sevgili Bursaspor'da bugün izleyenleri. Bursaspor Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Ceyhanspor'u ağırladı ve sahadan 6-1'lik bir galibiyetle bir üst tura adını yazdırdı. Gerçekten muhteşem bir maçtı. Hem süre alamayan hem de genç oyuncular adına, Bursaspor adına önemli bir karşılaşmaydı. Üst üste 3 resmi karşılaşmadan galip ayrıldı yeşil beyaz takım. Bu anlamda da oldukça verimli geçti. Şimdi mikrofonlarımızı Timsah Park'a uzandırıyoruz ve karşınızda Oktay Kara var. Oktay, nasılsın? Teşekkür ederim abi. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Timsah Park'taki tüm gelişmeleri senden alacağız. Kimler gol attı, ne yaptı? Şu anda gerçekten güzel bir akşam yaşıyoruz. Üst üste 3. resmi galibiyet. Neler yaşandı? Senden alalım bilgileri. Öncelikle Bitçi Timsah Park'ta bugün Ziraat Türkiye Kupası 3. tur müsabakasını oynadı Bursaspor. Tribünlerin, yani taraftarın desteğinin az olduğunu söyleyelim. Bursa Sanayi Şehri'de saat 6'da iş çıkış saatinde olduğu için 1000 kadar bir taraftarın olduğunu sizlere aktarabiliriz. Televizyondan maçı seyretmek isteyen taraftarlar da maalesef Erzurum Spor, Nazilli Spor maçının uzamasıyla birlikte bu maçın ilk 13 dakikalık periyodunu kaçırdılar. Mücadelede Bursaspor aslında yenileri, gençleri deneme açısından çok önemliydi bu mücadele. Daha altı kardeş, Furkan Emre, Ünver tekrardan kadroya girdiler ve bu mücadelede boy gösterdiler. Mücadelede Bursaspor 4. dakikada penaltı kazandı ve topu Emirhan Aydoğan aldı. Kaptan skoru 1-0'a getirdi. Ardından Hasan Ayaroğlu, ki günün çok iyi isimlerindendi, 16. dakikada atmış olduğu golle farkı 2'ye çıkardı. Bursaspor 25. dakikada Abdurrahman Emeğin atmış olduğu golle kalesine gol gördü. Gerçekten bu Bursaspor adına kötüydü, çünkü Bursaspor'un kalesine golü kapatma açısından oldukça sıkıntıları olduğunu biliyoruz abi. Bunu sürekli bahsediyoruz. Maalesef Bursaspor bu mücadelede de gol yedi. Ama tabii ki de gol yemesi herhangi bir şey değiştirmiyor. Gerçekten ileride çok etkili oynadı. Golün hemen akabinde Emirhan Aydoğan'ın düzgün yapmış olduğu vuruş defastan sekti ve ağlarla buluştu. Batuhan Kör'de 30. dakikada farkı 4-1'e getirdi ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. İkinci yarıda aslında durağan geçti. İlk yarıya göre oldukça durağan geçti. Oyuncu değişiklikleri yaşandı mücadelede. Oyuna Vefa Temel, Deniz Aydın girdi ikinci yarının hemen başında. Eren Güler ve Canberk Yurdakul kulübeye geldiler. Ardından Furkan Emre Ünver. Günün en talihsiz olayı kesinlikle buydu. 60. dakikada bir düşerken bileğinde sanırım bir sıkıntı var. Umarım el bileğinde. Umarım herhangi bir kırık yoktur diyelim. Furkan Emre Ünver'e de buradan geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Akolat girdi. Akolat senin de gireceğini tahmin ediyorduk. 2 hafta oynayamamıştı Boluspor ve Balıkesirspor mücadelesinde. Ardından yeşil beyazlarda Vefa Temel sahneye çıktı. Geçtiğimiz sezon başında oldukça etkili bir isimdi Vefa Temel. Çok iyi asistleri, oyun kurma açısından gerçekten çok iyiydi. Bu mücadelede oyuna girdiği andan itibaren farkını göstermeye başladı ve 76. dakikada organize bir atak sonucunda yapmış olduğu düzgün, şık bir vuruşla farkı 4'e çıkardı, 5-1'e getirdi. Ardından oyuna Ofosu'yla Hasan Sabri Karaca girdi. Batuhan Kör ve Tuğbey Akgün yedek kulübesine geldi. 85. dakikada Hasan Sabri Karaca skoru 6-1'e getirdi ve mücadele bu skorla birlikte tamamlandı. Çok önemliydi bu karşılaşma. Bursaspor 6 gol attı. 6 golün 5'i Vakıfköy tabanlı oyunculardan geldi. Bunları da söyleyebiliriz. Vefa Temel'in ve Hasan Sabri Karaca'nın ilk golleriydi bunlar. Hasan Sabri Karaca'nın ilk resmi maçında ilk gol atması gerçekten çok önemliydi. Adeta şunu söyleyebiliriz. Hatta Hasan Sabri Karaca, Oktay, lafını kestim ama devam ediyor. Birazdan Özcan Birzat'ın basın toplantısına geçeceğim ben de abi. Özcan Hoca neler söyleyecek? Merakla onları bekleyeceğim. Az önce lafını kestim ama. 3. takımı 9 haftada 3 beraberlik ve 6 mağlubiyetleri var. Yani bugün bölgesel amatörlükte Bursa'da oynayan takımları örnek gösterdiğimizde, yani Bursa'daki takımlar çok daha iyidir. Bugün hiç organize olamadılar. İleride etkili bir atak geliştiremediler. Golde golü buldular ama birazcık defansın orada sıkıntısıyla kaynaklanan bir gol olduğunu. Yani Bursaspor her maçta golü yok Oktay. Az önce belirttiğim gibi, senin de belirttiğin gibi Hasan Sabri Karaca'ya girdi, bir gol attı. Hatta bir tane daha gol attı ama offside gerekçesini sayamadı. Oradaki gol vuruşu da mükemmeldi. Gerçekten işte Bursaspor'un altyapıdaki futbolcuları ne kadar iyi, yetenekli, kaliteli olduklarını bu karşılaşmada bir kez daha gösterdiler. Emirhan Aydoğan da attığı gol, 2 gol var. Onlarla da birlikte biraz daha moral depoladı. Ya çok güzel oldu bu Oktay. Yani Bursaspor'un 3 resmi rakip kim olursa olsun, Ceyhanspor'da olsa Bursaspor'un son çıktığı 3 resmi karşılaşmayı da kazanması Yeşil Beyaz camiayı oldukça mutlu etti. Aynı zamanda dediğim gibi teknik direktör Özcan Birzat'ı, takımı da mutlu etti. Özcan Birzat Hoca neler söyleyecek onu da çok merak ediyoruz. Sen de zaten basın toplantısına geçersin mutlaka sonra. Yani Bursaspor'un 6-1'lik, hatta bu maç 10 gollü bile olabilirdi. Çok da pozisyon kaçtı. Frene bastı Bursaspor. Evet, Reci Ofosu'yu gördün mü Oktay? Yani girdi, yine yok bir şey. Bir şeyler yapmaya çalışıyor, topu basıyor, kaybediyor, atıyor. Evet. Yani pas vermedi yine. Çok ilginç bir şekilde bir pas vermedi. Olsun. Yani Bursaspor bugün 6 golden daha çok, bir turdan daha çok önemli isimlerin ne kadar performansı yüksek olduğunu kazandı. Güzel işler kazandı, güzel bir moral kazandı. İnşallah bundan sonraki süreçte de devam eder. Senin söylemek istediğin başka şeyler var mı? Bu arada gerçekten izleyenlerimiz de yoğun bir ilgi gösteriyor. Onlara da teşekkür edelim. Gerçekten Bursaspor kazandığı zaman yorumlarda çoğalıyor. Ahmet Acar, Naim Aydemir, Eser Akgün, mesajları var. Hakan Ertürk, Zafer Taşkın. Onlara da selamlar olsun. Yorumlarıyla, sorularıyla programımıza destek katıyor. Bursaspor hem Bolu hem Balıkesir hem de Ceyhanspor galibiyetleriyle birlikte önemli bir maratonu yavaş yavaş geride bırakmaya başladı. Şimdi rakip Ankara Keçiören Gücü, pazartesi karşı karşıya gelecek yeşil beyaz takım. Daha sonra da Kocaeli maçıyla birlikte bir milli araya girilecek. Oktay, burada da ligde de Ankara Keçiören Gücü ve Kocaeli maçları çok önem kazandı artık. Kesinlikle. Bu aslında Bursaspor gerçekten milli araya kadar oldukça sıkıntılı zamanlardan geçti. Saha skorları anlamında Bursaspor bütün kredisini tüketti adeta. Boluspor'la başlayan süreç, o maçlar gerçekten Bursaspor'un bir çıkış yakalaması gerekiyordu. Bursaspor sırasıyla Boluspor'u, Balıkesirspor'u, bugün de Ceyhanspor'u mağlup etti. Rakibinizin 3. lig takımının olması aslında hiçbir önemi yok bence. Önemli olan galibiyete alışmak. Yani takım kazandıkça moral bulacak ve daha da yukarılara çıkacak. Şimdi Keçiören Gücü maçı var. Bursaspor pazartesi günü yine bir Timsah Park'ta oynanacak o mücadele. O mücadelede de kazandığı takdirde gerisini Kocaeli Spor düşünmesi gerekiyor. Çünkü gerçekten şu an elimizi istatistiğe aldığımızda Bursaspor son 3 resmi maçında 3 galibiyet aldı. Yeşil Beyazlar son 3 maçında 6 gol bugün attı. 2 gol Balıkesir'de attı. 8. 3 gol de Bolu'da attı. 8 artı 3, 11 gol attı Bursaspor. Yani Bursaspor yavaş yavaş bu maratona, bu lige ısınmaya başladığını söyleyebiliriz. Bugün Akolat ile Ofosu'nun girmesini ben dediğim gibi aslında Keçiören maçına ısındırmasına bağlıyorum. Ben bugün Vefa ile ilgili özellikle üstünde durmak istiyorum. Afyon ve Bolu kamplarında Barış abi beraber takip ettik. Evet, benim o kampta gözüme çarpan 2 isim vardı. Vefa Temel ve Kerem Şen. Gerçekten ikisi de harika bir kamp süreci geçirmişlerdi. Kerem Şen ilk 11'in artık değişilmez isimlerinden oldu. Vefa da yavaş yavaş süre ala ala ne kadar kaliteli bir isim olduğunu gerçekten gösterecek. Bugün de oyuna girdiğinde yani izleyenlerimiz şey diyebilir, rakip 3. lig takımıydı, o golü herkes atar diye ya da o kaleciye o golü herkes atar diyebilir. Ama ben şunu iddia ediyorum, o şutta topun oraya gittiğinde kalede Muslera daha iyi olsa kimse kurtaramaz o topu yani. Vefa Temel'in golü muhteşemdi Oktay. Gerçekten çok klas bir vuruş yaptı. Yani sadece o da işte Hasan, yani hem Hasan hem Vefa vuruşlar çok klas. Batuhan Kör, hani genç yaşlarına rağmen inanılmaz bir yetenekliğe sahipler. Hani bu çalışılarak olacak şeyler değil, yetenektir bunlar. Yeteneği kesinlikle çalışılarak da perçinlerlerse Bursaspor kazanır, onlar kazanır. Zaten kamplarda da yaptığımız röportajlarda, özellikle genç futbolcularla yaptığımız röportajlarda farkındasındır. Hepsinin gözü Avrupa'da. Diyor ki işte Bursaspor'da en iyi şekilde yetişmem, en iyi şekilde başarı sağlamam ve en iyi şekilde para kazandırarak Avrupa'ya gitmek istiyorum diyor. Avrupa'ya da bu işte bu yeteneklerle, bu vuruşlarla, bu kapasiteyle, bu kafa yapısıyla gidilir. Mesela Batuhan Kör ilk Afyon kampındaki pasif görüntüsünden bir an önce kurtuldu. Bak her dakika merdivenlere yüksek çıkıyor. Şimdi yorumlara bakıyorum. Devamlı şu var: Batuhan Kör ilk 11'de olmalı. Şu an yani direkt mesajlar bunlar. Bu arada Hasan Ayaroğlu, onun da altını çizelim. Girdi. Güzel bir oyunu ortaya koydu. Penaltı yaptırdı, gol attı. Yani Hasan Ayaroğlu da dikkat çeken futbolculardan bir tanesi Oktay. Taha Altı kardeş de güzeldi bugün. Yani bütün takım gerçekten elinden geleni yaptı. Çok daha fazla gol atabilirdi. Özellikle sen az önce belirttin, İkinci yarıda Bursaspor ipleri saldı biraz. Evet. Yoksa sıkı tutsa ben sana söyleyeyim onun üstünde gol atardı Bursaspor. Çok rahat kesinlikle atardı. Ama genç oyuncular gayet güzel. Rakibini de çok fazla böyle üzmeden karşılaşmayı bitirdi. Senin aktaracakların devam edecek mi? Basın toplantısında çok merak ediyorum ben. Özellikle belirt istiyorsan. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Buradan da Özcan Hoca'nın basın toplantısına geçeceğim. Bunu belirtelim izleyenlerimize. Batuhan Kör bence bugün atmış olduğu golle formayı sanki aldığını hissediyorum. Ben Keçiören maçında artık Batuhan Kör'ü ilk 11'de izleyebileceğimizi düşünüyorum. Çünkü o da sezon başında bahsettiğin gibi abi Afyon kampında gerçekten çok kötüydü. Bolu kampında toparlanmış gördü kendisini. Sonra yavaş yavaş morali de kafası da karışıktı belli ki. Kafasındaki o karışıklık da gitmiş. Şu anda gerçekten biz Batuhan Kör'ü güler yüzlü ve istekli görüyoruz. Sahada da istekli görüyoruz. Arkadaşlarıyla olan diyaloğu ve sahadaki görüntüsü de gelecek adına umut veriyor diyerek ben Bitçi Timsah Park'tan aktaracaklarım bu kadar abi. Oktay çok teşekkür ederiz. Biçi Timsah Park'tan tüm detayları bize hem maç öncesinde hem maç sonrasında aktardın. Eline, ayağına, yüreğine sağlık. Artık bursusportabugun.com takipçileri senden teknik direktör Özcan Birzat'ın neler söylediğini dinlemek istiyor. Seni yavaştan yayından alalım. Kendine çok iyi bak. Mutlu akşamlar diyelim sana. Mutlu akşamlar. Evet sevgili izleyenler, Oktay Kara'yı dinledik. Timsah Park'ta gerçekten güzel bir gece yaşandı. Bursaspor üst üste 3 resmi karşılaşmadan galip ayrıldı. Ceyhanspor galibiyetiyle de Türkiye Kupası'nda bir üst tura adını yazdırdı. Bakalım rakip kim olacak? Gerçekten merakla bekliyoruz. Artık Bursaspor'un rakibi kim olursa olsun hem TFF birincilikte hem de Ziraat Türkiye Kupası'nda Bursaspor emin adımlarla yoluna devam etmeli. Tabii ki bu moral motivasyon açısından da oldukça iyi oldu. Yeşil beyazlı takım bildiğiniz gibi 7 haftalık süreçte iyi sonuçlar alamamıştı. Ancak Kocaeli kampından sonra gerçekten Bursaspor belki oyun anlamında ligdeki oyundan bahsediyorum. Oyun anlamında belki çok da fazla tatmin etmemiş olabilir ama skor anlamında şu anda 3'te 3 hem ligde 2'de 2 kupada da bir galibiyet 3'te 3 resmi karşılaşmalarda gidiyor. Bu gidişat devam etmeli. Ankara Keçiören Gücü pazartesi günü saat 20'de oynanacak. Yine de Bitçi Timsah Park'ta yaşanacak bu karşılaşma ve biz Bursaspor'da bugün ailesi olarak orada olacağız. Allah kısmet ederse inşallah yeşil beyaz takımda bu karşılaşmadan galip ayrılır ve Kocaeli deplasmanına bu moral motivasyonla gider. Çünkü Kocaeli karşılaşması bildiğiniz gibi yeşil beyaz takımın dişli rakiplerinden bir tanesi olacak. Ayrı zamanda deplasman olması da altı çizilmesi gereken bir konu ve daha sonra da milli araya Bursaspor'un moralle girmesini istiyoruz. Evet sevgili Bursaspor'da bugün izleyenleri bugünlükte bize ayrılan süre bu kadar. Bizi izlediğiniz, takip ettiğiniz ve yorumlarınızla destek verdiğiniz için teşekkür ederim. Herkese mutlu akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.